9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Netbil Yayıncılık Sayfa 138 Cevapları Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Netbil Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı 1. Bir bakteri türü ile ilgili yapılan deneysel çalışmada bu bakterinin ışık CO2, H2O ve madensel tuzların bulunduğu ortamda üreyemediği, organik atıkların bulunduğu ortamda üreyebildiği gözlenmiştir. Bu verilere göre, bu deneyde kullanılan bakteri türü ile ilgili olarak I. hücre dışı sindirim yaparlar. 2. glikoz sentezlerler. 3. ölü organizmaları çürütürler. Yargılarından hangilerine varılabilir? Nedenini açıklayınız. Cevap, glikoz sentezini ototrofik canlılar yapabilir. İkinci yandaki tabloda iki bakteri türü ve bu bakterilerin çeşitli antibiyotiklerin bulunduğu ortamda çoğalma oranları verilmiştir. Sayısı çoğalma olduğunu, çoğalma olmadığını göstermektedir. Tablodaki bilgilere göre A. IV2 bakterilerin oluşturacağı hastalıklara karşı tedavi amacıyla hangi antibiyotiklerin kullanılması en uygundur? Nedenlerini belirterek açıklayınız. Cevap, bu soruyu çözmemizi istiyorsanız yorum bölümüne yazınız. B. Tablodaki bakterilerin bazı antibiyotiklere karşı dirençli olmaları hangi özellikleriyle ilgilidir? Açıklayınız. Cevap, bu soruyu çözmemizi istiyorsanız yorum bölümüne yazınız. Yukarıdaki tabloda A, B, C, D bakteri türleriyle ilgili bazı özellikler verilmiştir. Buna göre, A, yukarıdaki bakterilerden hangilerinin heterotrof olduğu kesin olarak söylenebilir. Cevap, bu soruyu çözmemizi istiyorsanız yorum bölümüne yazınız. B, hangisinde sindirim enzimleri bulunmaz? Cevap, A. C, hangi bakteri çeşidi oksijen açığa çıkarabilir? Açıklayınız. Cevap, bu soruyu çözmemizi istiyorsanız yorum bölümüne yazınız. 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Netbil Yayınları sayfa 138 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.